Kale aleyhissalatu vesselam La hasede illa fi isneteyn Raculin etahullahul Kur'ane fehuve yakumu bihi ana'el leyli ve ana'en nehar Ve raculun etahullahu malen fehuve yunfikuhu ana'el leyli ve ana'en nehar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti Kınçılık iki işraktağına rıksat ettiler. Allah iretken Kur'an'a kündüz de tünle de dayanıp yaşayan kişiye. Hem Allah birgen mal mülketin kündüz de tünle de iletken kişiye. Künçülük iki türlü bula. Birinci künçülük ol tıyılgan künçülük. Yani şusunday künçülükni kursatsa Allah ana günah yazar. İkinci künçülük mısı rıksat etilgen künçülük. Yani anın için günah yazılmay. Bizani qora künçülük, yani ak künçülük deb atılar. Şuşu tıyılgan günahlı qora künçülük ol qoyşan sen kardeşinde nendidir niğmet ko'rasin, hem bu senin aşuğunu çıqara. Sen aşulanasın. Ne için aşulanasın? Kardeşinde şuşu niğmet buluğuna. Şunlıqda bu bir korkunç hal. Ne için? Çünkü sen Allah'ın takdiri bilen rıza tugul. Allah bu kişiye bu nimetini bergen, bu senin aşığın çıqara. Demek sen Allah'ın takdiri bilen rıza tugul. Hem şulay qoy bir eserlerde kile, künçülük yaxşı amellerini yandıra deyip. Endi bundan da korkunçrağı. Koyşan sen kardeşinde nendidir nimetini ko'rasin. Bu senin aşuğunu çıqara, hem sen bu nimetinin anda buluğunu tilemeysin. Bu nimetinin bituğunu tileysin. Bu bir korkunç hal. Hem bu günah. Ak künçülük, yani ruhsat etilgen künçülük. Koyşan sen bu kardeşinde bulgan nimetke suyunesin. Yani sen kardeşinde nendidir nimet ko'rasin. Hem bana suyunesin. Kardeşine bereket dileysin. Hem indi şu nimetinin uzunda buluğunu tilesin. Bu da ruhsat etilen. Bu biz okan hadiste kildi şu ruhsat etilgen künçülük. Birincisi buldu Kur'an. Koyşan sen Kur'an'a kündüz de tünle de dayanıp yaşayan kişiye hem yaşagan kişiye künleşersin. Neşe getirip? Yani sen kurasın kardeşimle. O Kur'an bile. Şu Kur'an bilen yaşay. Kündüz de, tünle de anı amelleri bardik Kur'an arkalığına. Kur'an bilen. Hem sen anı görüp anı için suyunesin. Özünle de Kur'an bilen yaşayını teleysin. Allah'tan sarıysın. Anladınız mı? Hem ikincisi etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mal mülket. Yani sen ko'rasan ekan kardeşini boy mesela. Mal mülket iyesi. Hem şu mal mülket ol kündüz de tünle de sarf ete qo'yla Allah yolunda. Hem sen şuna künleşesin. Yani künleşesin nishik? Onun için suyunesin. Hem şu nimetini o'zingda da buluğun tileysin. Mal mülketke iyi bulup, bu mal mülketin Allah yoluna taratmayan kişiye künleşirge yarıyor mu? Bu kişi künleşirlik mi? Yok. Bu kişi künleşirlik değil. Bu kişi kirisince, bu kişinin jellerge kerek. Çünkü ol özünün mal mülketin Allah yoluna taratmay. Birer kişide mal mülket bar iken, hem ol bu mal mülketin Allah yoluna taratmayken, bu mal mülkette hayırlılık yok. Bu mal mülkette fayda yok. Hatırlaysın mı hadis-i kudak? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, kıllar karşı alatırgan her irteni kukten iki ferişte tışa dedi. Şularının birisi ya Allah sarıf etken, yani mal mülketinden sadaka bergen kişiye qaytar dedi. İkincisi ya Allah saranlangan kişinin mal mülketin halak et deb ayta bu farishta. Bu iki farishta. Hem şu mal mülketin Allah yolunda taratmagan kişinin bu mal mülketi qo'sha misol yo'qqa chiqacak. Mal mülketi yo'qqa chiqacak. Ya endi Allah subhanahu taala bu mal mülketin ona nimet bilen rahatlık tul akirince anan ceza itip kireyle kaytaracak. Bu mal mülket onun için kirisince ceza ve kaygı bulacak. Eğindi kişi mal mülketin Allah yolunda taratayken Allah subhanahu teala ona daha da arttırıp birecek. Daha da arttırıp birecek. Hem şu şey barlık anın taratkan mal mülketi ana ecir savap edip sadaka edip yazılacak.